Merhaba sihirli elma takipçilere ben Yekta Fırtına. Normalde bu videoyu çekmek aklımda yoktu. iOS 11.3'ü 6 Plus gördüğünüz üzere 6S Plus ve iPhone X ürünlerinde deneme fırsatı buldum. Şaşırdığım birkaç nokta oldu. Gerçekten iOS 11.3 stabilite ve performans sorunlarının tamamını kökten çözmüş. Özellikle 6 Plus'ın ne kadar performansı çalıştığını gördüğümde gerçekten çok şaşırdım. Ee, annem de zaten bunun performansını fark etmiş olacak ki bana aynen şöyle dedi. Gerçekten 11.3 ile cihazım hızlandığını hissediyorum. Yekta diye bir yorum aldım ki çok teknolojiyle ilgili bir insan değildir. Her neyse. Şimdi gelin iPhone 6 Plus, 6S Plus ve iPhone X ürünleri iOS 11.3'te neler yapmış bu 3 cihazı birbiriyle karşılaştıralım. Öncelikle bir konuda emin olmayız arkadaşlar. Hepsinde son 11.3 var mı? En solda gördüğünüz ürün 6 Plus. Ortada gördüğünüz ürün 6S Plus. Ve en sağda da iPhone X'imiz var. iPhone 6 Plus'ın kilidini açıyorum. Ve kilidini açtıktan sonra ayarlarda gördüğünüz üzere genel hakkında sekmesine gelip sürüm numarasının 11.3 olduğunu görebiliyorsunuzdur. Sonraki ürünümüz de iPhone 6s Plus. 6s Plus ürünümüzün parolasını giriyorum. Genel hakkında ve bunda da iOS 11.3 sürümünün olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi de gelelim iPhone X ürününe. Yüzümü taratıyorum. Kilidim açıldı. Kilidim açıldıktan sonra ayarlar hakkında geliyorum. iOS 11.3 olduğunu buradan görebiliyorsunuzdur. Şimdi ilk yapacağımız test, ben bu telefonları kapatacağım. Kapattıktan sonra üçlü USB hub'a bağlayacağım ve hepsini fişe taktığım zaman açılış hızlarına bakacağız. Telefonlarımızın hepsi kapalı. Sıralamasını bozmadım. Ortadaki 6S Plus, en soldaki 6 Plus ve en sağdaki de iPhone X ürünü. Bunların üçü de aynı hub'a bağlı ve hub'ı fişe taktığım an açılış sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Şu anda Hub'ı fişe takıyorum Apple logosu ilk 6 Plus'ta geldi ondan sonra 6s Plus'ta ve en son olarak da iPhone X'te geldi Bekliyoruz ne kadar sürede açılacak zaten saniyede görüyorsunuzdur iPhone X ilk açıldı Ondan sonra 6S Plus açıldı. Ve ondan sonra da 6 Plus açıldı. Burada herhangi bir şaşırtıcı durum yok. Sadece farkı görmenizi istedim. Şimdi gelin gerçek testlerimizi yapalım. Bu üç telefonun da arka planında hiçbir uygulama olmadığından emin olmak istiyorum ve arka plandaki uygulamaları kapatıyorum. Kilitleri açtım. Ve iPhone X için yüzümü taratmam lazım biliyorsunuz. Yüzümü tarattım. Arka planda da herhangi bir uygulamanın açık olmadığını bu titremeden görebiliyorsunuzdur. İlk deneyeceğim uygulama arkadaşlar kamera olacak ve kameraya aynı anda tıklamaya çalışacağım. 3-2- 1 Benim şu zamanda gördüğüm iPhone X'in ilk açıldığı ondan sonra iPhone 6s Plus ve neredeyse hiçbir zaman farkı olmadan 6 Plus açıldı hemen sonrasında. Ana menüye dönelim. Şimdi deneyeceğimiz uygulamada ayarlar arkadaşlar. Aynı anda tıklamak gerçekten inanılmaz zor bir işmiş. Onu da söylemeden geçmek istemedim. Burada aslında çok değişik bir şey görmüyor olabiliriz. Bakıldığında iPhone X önce açıyor. Ondan sonra iPhone 6s Plus geliyor ve ondan sonra da iPhone 6 Plus geliyor. Ancak burada benim dikkat çekmek istediğim nokta şu. iPhone 6 Plus 1 GB RAM'e sahip. iPhone 6s Plus da 2 GB RAM'e sahip. Ancak buna rağmen 11.3 güncellemesi gerçekten iPhone 6 Plus'ı tekrardan hayata döndürdü iPhone 6 Plus ürünü benim annem kullanıyordu. Gerek WhatsApp açılışı, gerek Facebook'un açılışı oldukça fazla uzun sürüyordu ve e, animasyonlar arasında çok fazla takılma vardı. Ben bu güncelleme ile birlikte bu sorunların çoğunun giderildiğini düşünüyorum ve performansından eski cihazlar özelinde konuşursam çok şaşırdım. Şimdi gelin mesajlar uygulamasını deneyelim. Yani görüyorsunuz gerçekten iPhone 6 Plus ile iPhone 6S Plus arasındaki fark ciddi oranda azalmış durumda. Ben bu sonuçlara gerçekten çok şaşırdım. Gerek kamera açılışı, gerek diğer uygulamaların açılması iPhone 6 Plus ürününü gerçekten tekrardan hayatı döndürmüş. Şimdi de web tarayıcısını açacağız Safari'e. Ee, Safari'de ön ayarlı web sitesi olarak sihirli elmayı ayarladım. Bakalım ne kadar hızlı sürede uygulama açılıp e, sayfayı yükleyecek. Neredeyse uygulamanın açılışı ve yüklenmesi 3 cihazda da aynı. Pek tabii ki iPhone 6s Plus'a biraz hızlı tıkladığımı ben de farkındayım. O yüzden bir daha deneyelim. Önceki açık olan uygulamaları da arka planda kapatmamaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Ee, bakalım neler olacak. Bir daha deneyelim. Zaten bu geçişlerdeki animasyonları bu videoya koymamdaki sebebim de animasyonların ne kadar akıcı çalıştığını görmeniz. 11.3 gerçekten çok iyi bir güncelleme olmuş. Yani stabillik algısı bayağı bir zarar görmüştü Bence bu güncellemede birlikte Apple ciddi oranda toparladı Bir de açmayı deneyelim Safari 3 2 1 Web siteleri yükleniyor Görüyorsunuz öyle aman aman bir fark yok Şimdi birazcık daha günlük yaşamda kullandığımız uygulamalara bakmak istiyorum ben O da WhatsApp 3 2 1 WhatsApp uygulamasının da açılışı böyleydi. Ve bu videoyu koyacağımız platform olan YouTube'u da bu teste tabi tutmazsak olmaz arkadaşlar. YouTube uygulamasını 3 cihazda da açmaya çalışalım. Yani gördüğünüz üzere ben bu sonuçlara inanılmaz şaşırıyorum. Ben mi çok abartıyorum bilmiyorum ama 11.3 gerçekten iPhone 10 ürününden ziyade iPhone 6 Plus, 5S ve iPhone SE cihazlarını şaha kaldıran bir güncelleme oldu. Demek ki istenince yapılabiliyormuş. Demek ki Apple'ı birazcık bu konularda sıkıştırmak lazımmış demekten başka da bir söz gelmiyor aklıma. Bu arada bir pil durumlarına bakmazsak olmaz arkadaşlar. Pil durumlarına da mutlaka bakalım. Ben bu aradaki dolaşmaları video içine serpiştirmekten hoşnutum açıkçası. Çünkü görebiliyoruz ne halde olduğunu. Ben 6 Plus ürününün bataryasını daha yeni değiştirdim. O yüzden %100 batarya gösteriliyor şu anda da. Mesela burada görüyorsunuz iPhone X ürünü %97 sağlık göründüğünü gösteriyor. Buradaki kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Pil sağlığı şu anda benim yüzde baktığımda yüzde 14 şarjım kaldığından birazcık düşük gösteriyor. Siz de telefonunuza baktığınızda bu gösterilen değerlerin ortalamasını alırsanız çok daha iyi olur. E, batarya yüzde %20 doluyken sağlığınızın birkaç yüzde daha düşmesi kafanızda soru işareti olarak kalmasın. Bu gayet normal bir şey. Annemin 6 Plus ürününde bataryasını yeni değiştirdim kapasite şu anda yüzde yüzde bu performansın bu durumda olmasının etkisi pilin yeni değişmiş olması da olabilir ama genel olarak zaten pil değiştirmeden önce de 11.2.6 sürümünden çok daha performanslı olduğunu söyleyebilirim babamın pil göstergesinin de açıkçası neden gösterilmediğini hiçbir fikrim yok. Ama bunun da pilini yeni değiştirmiş bir insanım ee, ve e, önceki videolardan da bahsettiğim markanın pilini taktım. Ancak bunun da pilinin gayet iyi gittiğini ve sağlık durumunun 3. parti uygulamalara bakıldığında iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Hatta bunun da teyitini hemen yapalım. Mesela batarya sağlık uygulamasını ben göstermiştim. Mesela tamamen %100 sağlıklı bir bataryaya baktığımızı burada da görebiliyorsunuz zaten iPhone 6s Plus, iPhone 6 Plus ve iPhone 10 ürünleri %100 batarya sağlığında gayet iyi kondisyondalar. Bu test o şartlarda yapıldı. Eğer bataryası kötü olan telefonları yan yana koyarsak, bunlar bu sonuçlar çok daha farklılık gösterebilir. Ve bir diğer uygulamada dosyalar. Dosyalar uygulaması benim İlk çıktığı zaman anlam veremedim ancak sonradan alıştığım uygulama oldu ve çok sık kullanıyorum. Bakalım bunun üçüne aynı anda tıklayabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde üç telefonda açtı. Notlar uygulaması da hepimizin sıkça kullandığı uygulamalar arasında. En azından ben kullanıyorum. Yani notlar uygulaması ne durumda ona da bakalım. 3, 2, 1, 0 ve Görüyorsunuz aradaki fark iPhone X ile iPhone 6 Plus arasında neredeyse yarım saniye fark var ki bunların bir tanesinin e, neredeyse altıda bir fiyatına bulunabildiğini de unutmamak lazım. Pek tabii ki bu videoda yanlış anlaşılmasın arkadaşlar ben gidip iPhone 6 Plus alın demiyorum e, bence e, iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone 10 arasında tercih yapılmalı ama gördüğünüz üzere iPhone 6 Plus üründe gayet çağ ayak uydurmuş durumda ve gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Başka ne deneyebiliriz diye düşündüğümde hepimizin kullandığı bir diğer uygulamada Facebook. Facebook'u denemesek olmaz. Bir de Facebook'u deneyelim uygulamalar arasında. 3, 2, 1. E, haklı olarak iPhone X, iPhone 6s Plus ve iPhone 6 Plus hızlı bir şekilde açıldı. Ana ekrana dönelim. Şimdi de fotoğraflar uygulamasını açalım arkadaşlar. Fotoğraflar bildiğiniz üzere içinde ne kadar video ve fotoğraf varsa açılması diğer uygulamadan nazaran biraz daha vakit alan bir uygulama. Fotoğraflar ne alemde ona hep birlikte bakalım. Gayet hızlı. Yani Gerçekten bunu hissediyordum zaten böyle sonuçlar alacağımı. Ama canlı olarak da görünce şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Çok abarttığımı da bazı izleyenler düşünebilirler. Kusura bakmasınlar. Yani bu evet 11.3 yani bence gayet başarılı. Bu kadar denemenin de ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Neredeyse bütün uygulamaları, sıkça kullanılan uygulamaları açtık. Hatta birazcık kendi telefonumda da annem ve babamın telefonunda da özel hayatı hiçe sayarak WhatsApp uygulamasını bile açtım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.